Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Erdoğan Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilim medeniyeti. Hocam, İslam bilimi. İslam evet bilimi. Hocam, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hocam? Zümer 9. Aynen hocam. İslam hocam biliminin temeli işte hocam Bedir Savaşı'nda atıldı. İlk dünya neyi hocam biliyor musunuz? Eğitim, öğretim, seferberliği. Bedir'de adı güzel, kendi güzel. Peygamber Efendimiz tarafından hocam başlatıldı. Nasıl biliyor musunuz? Bir Mekke'li okuma yazma bilen esir, müşrik, 9 tane, 10, 10 muydu? 10 Müslüman tane. Hocam okuma yazma öğretirse serbest kalacak. Bunun adı ne? Eğitim aşkı. İkra'nın, Bismi Rabbike'nin ilk örneği hocam. Ne güzel değil mi? Sonra hocam Peygamber Efendimiz işte tıp tahsili için hocam İran'a ta hocam bak o zaman tıp merkezi hocam Cündüşabur'a öğrenci yolluyor ya. İran'a hocam düşünebiliyor musunuz? İlim neredeyse oraya git. Aynen öyle. Dört halife döneminde de hocam küttap, katipler denilen ilk öğretim okulları açıldı hocam. Yazanlar, çizenler. Çizenler. Buyurun üstadım. Gönderdim hocam. Evet hocam. Cami ve mescitler hocam tamamen ne kurumu oldu? Eğitim kurumları. Kesinlikle üstadım. Abbasiler, işte hocam şu sınav sorusu. İlk İslam Üniversitesi hocam biliyor musunuz bu? Adı ne? Beytül Hikme. Türkçesine Bilgelik ve Hikmet Evi. Abi, bir daha söylüyorum. Bilgi İlk, evi de diye geçiyor artık günümüzde. Şu an hocam öyle. Evet. Dikkat, zaten hocam buradan büyük ihtimalle alınmıştır o. İlk İslam Üniversitesi'ni kuran Abbasiler. Abbasiler. Bir de hocam Meymun dönemi nerede biliyor musunuz? Bağdat'ta. İlk İslam Üniversitesi'nin adı Beytül Hikme Abbasiler. Unutmayalım. Şey. Ve sadece hocam Abbasiler varsa orada ne vardır? Bilim vardır. Kesinlikle üstadım. Nereden anlıyorsun? Eski Yunan, Roma, Hellen eserleri hocam Arapçaya çevrildi. Ve hocam bunların hepsi nerede? Hikmetlerin hocam hazinesi. Birleştirildi, toplandı. Bir de nüans söyleyelim. Hangi Grek, Yunan, Roma, Hellen eserlerinin çevirisi yapılmamıştır hocam? Cevap? Dinle alakalı. Bravo hocam. Tebrik ediyorum. Mitoloji. Bravo hocam. Yani. Mitoloji. Çünkü hocam çünkü mitoloji putperestlik hocam. Tanrılar diyor ya. Çevirisi yapılmaz. Bir de özel bilgi. İlk kütüphaneyi hocam Şam'da Emeviler kurdu. Özel bilgi. Buyurun üstadım. Ama unutmayın Beytül Hikme. İlk İslam Üniversitesi Bağdat'ta. İlim nasıl hocam sınıflandırılmış? Biri dinsel, nakli, Kur'an ve sünnet. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam. Öteki de hocam akıl. Deney ve gözlem. Ve hocam yani akıl üretkenliği. Coğrafya. Felsefe, coğrafya, astronomi, tıp ve matematik. Bir daha söylüyorum. Bir, nakli. İki, akli. Nakli ne hocam? Dini üzerinde. Evet ve hocam nakil. Geliyor. Geliyor. Eskiden biri gibi. Hocam bu pat pat pat. O an. O an bulunanlar. Fark orada. Hocam bu zaten belli. Nakli. Naklede naklede geliyorsun. Nakliyat. Oradan yakalayalım. Gelecek, akli olacak. Hocam tak tak tak. Bugün buldum. Şu an buldum. Bilmiyorum. Yeni buldum. Buluş. Buluş. Evet değerli hocam. Oradan yakalasın. Öğrencimiz. Nakli ve akli. Nakli ve akli. Evet. Nakli zaten aktarım demek. İslam alimlerinin ilme bakışları. Dedik ki eski Yunan ve Hintli düşünürlerden hocam ne yaptı? Yararlandı. Çeviriler yapmış. Ama mitoloji hariç. Homeroslar, Herodotlar yok. İlyada, Odessa. İslamiyet'te götürdük. Dedik ki Zeus. Aha. Olmaz. Taşlarlar vallahi billah. Hocam bize taş oluruz gibi geliyor. Evet. Evet. İslam alimleri kendilerini ve içinde yaşadıkları alemi anlamaya yönelmişler. Amaç ne? Allah'ı tanımak. Hocam bu sebeple de matematik, mantık, fizik yani hocam fen bilimleri. Yani akli. Aynen hocam bravo. Tabii bilimler ortaya çıkmış hocam. Ve söylevler, tartışmalar hep hocam neyi bulmak için? Yaradanı ne çıktı ortaya? Felsefe. Felsefe. Buyurun üstad. Çek garaja. Müslüman bir ilim adamı hocam. İşte Farabi. Hocam buradan sonra gelmeme gibi bir durumu var mı? Olamaz hocam. Neden? Çünkü muallimi saniyeden bahsediyoruz. Herkes hocam felsefeci olduğunu bilir. İkinci öğretmendir. Ama hep gözden kaçar. İlk hocam müzik kitabını Farabi yazdı. Geliyor. Ve dikkat, hocam Latince adı El Parabus.
Abu Nazar diyen de var. Tam adı Muhammed. Kazakistan'ın Farab kentinde doğduğu için adına Farabi. İkinci öğretmen. Önce hocam yazalım mı onu? Yok, Muallimi Sani hocam. Kitap onu almamış. Biz veriyoruz. Bunu yazma, şunu yazsana. Muallimi Sani, ikinci öğretmen. O zaman bir şey sorması lazım öğrencilerin bana. Evet, cevap geldi. Hocam o da ilki kim demeniz lazım sanki. Hocam ilk dünyanın öğretmeni ne diye geçiyor? Aristo. Felsefe. O zaman ağırlığı. Aha. Hocam hangi felsefeden bahsetti? Siyaset felsefesinden. Bir daha söylüyorum. Tamam, ikinci öğretmen ama o bilinen. Latince. El Porobus. Ama dünyada tanındığı adıyla Muallimi Sani. İkinci öğretmen. Baş öğretmen kim diye sorulursa? Aristo. Dikkat. İlk defa neden bahsetti üstadım? Siyaset felsefesinden. Kesinlikle öyle. Sonra mantığa, felsefeyi hocam, tahlil, analiz, çözümleme, sentez değil mi hocam? Bunları getirdi. İlk müzik kitabını yazdı. Lütfen şaşırmayınız. Müzik kitabı. Hocam notalardan bahsetmiş. Ve notaları hocam şununla buluyor. Logaritmayı notaları buluyor. İlk hocam telli çalgılar. Ut ve kanunun temelini atıyor. Kendisi hocam, kendisi yapmış biliyor musunuz? Müzik aletleri. Akıl almaz. Seslerin frekanslarıyla herhalde. Evet üstadım. Hocam zaten eskiden ilim tek bir alanda değildi hocam, bilim adamlarımız. Her alanda. Hocam, her alanda. İşte üstad. Astronomi. Çünkü sebebi ne? Allah'ı tanımak, anlamak, genlerinde hissetmek için her alanda at koşturuyorsunuz değerli hocam. Buyurun üstadım. Muhteşem değil mi? Evet arkadaşlar. Muallim Sani. Sakın unutmuyorsunuz. Evet. İkinci öğretmen, baş öğretmen, ilk öğretmen Aristo'ydu. Ve İmam bir din alimi. Hocam kitabı haline hala vardı. İhya-i Ulumiddin. Dinin ölçüsü. Dinin temeli hocam. Horasan'da Tuz şehrinde doğdu. Kabilecilik ve körü körüne inanılan mezhepçiliğe karşı çıktı. Hocam çünkü bunların hepsi bilim ya, bilim adamı. Bak neyi savundu hocam? Akıl. Şüphe getirdi, şüphe. Her şeyi araştırın bakın dedi. Neden? Hocam mükemmel bir soru. İslam bilim adamı hangisi? Bilime, gerçek bilime ulaşmanın temelini şüpheye dayandırmıştır. İmam Gazali. Nasıl soru hocam? Güzel. Enfes soru. Gelir. Unutmayın. Eserin adı da dini eser. İhya-i Ulumuddin Din. Dinin gerçekleri ihyası. Buyurun üstadım. Ve İbn-i Rüşd. Hocam Rüşd. İspanya'dan gelen muhteşem bir insan. İbn-i Rüşd hocam. Kurtuba. İspanya'da Endülüs'te hocam. Kurtuba medreselerini kuruyor. Oradaki adı Latince Averroes. Aristo'nun en büyük hocam yorumcusu ya. Bakar mısınız yani? Ve dikkat. İlk defa hocam felsefeci derseniz ki öyledir. Hocam ilk defa dünyada güneş lekelerinden bahseden, ilk gözlemleyen alim, yetinmedi hocam. Retina tabakasının işlevini açıkladı ya. Hocam şapka çıkartmak lazım ya. Ama hocam hepsinin sebebi ne hocam biliyor musunuz? Felsefe. Bilimler felsefeyle başladı. İlk soru ne hocam biliyor musunuz? Bu nedir? Ya bu nedir? Bu nedir hocam? İlk soru budur. Şüphe. Buldu. Felsefe. Sonra hocam, felsefe tıp optik zaten belli. İbn-i Sina. Buhara'da, Afşanada hocam doğdu. Latince adı Avicenna. Birçok yerde hocam hastane var biliyorsunuz böyle. Avicenna diye. İbn-i Sina. Şeyh el-Reis derler hocam. Dikkat, ufuk açısını ölçtü. Azimut halkasını yaptı. Hocam tıp alimidir, coğrafyadan bahsediyor. Hocam geometriden bahsediyor ya. İşte biliyor musunuz? Tıpta El-Kanun tıp kitabını yazdı. Ki Avrupa'da okutuluyor hala bu kitap. Hocam Orta Çağ'da komple bu okutuldu üstadım. Orta Çağ Avrupa'sında. Ve Allah aşkına hocam ya. O dönemde. İdrardan hocam şeker hastalığının tespitini yaptı. Hocam nabızla damar, kalp hastalıklarını... Ya hocam yok böyle bir şey ya. İbn-i Sina. Avicenna. Kitabın adı ne? El-Kanun tıp. Tıpın kanunları hocam. Bunun üstadım. Ne güzel bilgiler. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ve hocam İslam'daki yeni eklenen bir konu. Hiç hocam daha soru çıkmadı bundan. Sıfır kilometre soru konu. Düşünce ekolleri. Dostlarım iyi dinleyelim. Hiç soru çıkmadı hocam. Biraz mezheplere falan da böyle
değineceğiz. Aynen hocam. Meşrailik. Aristo felsefesinin üzerinden geldi. Ve hocam meşai yürüyen demek. Neden? Aristo hocam büyük Yunan filozofu Agora'ya Yunan meydanlarındaki ders verdikleri yere yürüyerek gidermiş hocam. O yüzden yürüyen insan oradan kalma işte. Meşayir. Enteresan değil mi hocam? İyi. Ve şark doğuda hocam İslam aleminde Aristo felsefesinde hocam El-Kindi, Farabi, İbn Sina, İspanya'da İbn Bahçe ve deminki anlattığımız İbn Rüşd temsilcileri hocam. Akıl, şüphe devam ediyor hocam bilim. Bilim. Sonra işrakilik. İşra hocam aydınlanmak demek. Hı hı. Aydınlanıyorsun. Kurucu Suhraverdi. Hocam aydınlanma ne olur? Hocam karanlıktı. Gidersin hocam. Prizi bulursun. Keşfedersin ya. Ve hocam onun nerede olduğunu bulursun. Bilirsin. Karanlık da hocam olsa sen yerde priz aramazsın değil mi? Yani. Bilirsin. Neden? Müşahede ettin hocam. Biliyorsun. Oradan yakalayın ha. Keşif ve müşahede. Yorumlamak, görmek, kanıksamak. İşrakilik. İşrakilik aydınlanma felsefesi hocam. Meşailik yürüyen. Yürüyen. Evet. İbn-i Sinacılık hocam. Kelam, sözler, tasavvuf ve hocam işrakilikle yani aydınlanma. Yani aydınlanmayla. Kesinlikle hocam. İbn-i Sina'nın öğrencileri hocam. Bunu farklı yorumlayıp İbn-i Sina felsefesini katmışlar. Yani hocam tıpla felsefeyi hocam bir alıp işte. İşrakilikten İbn-i Sina'nın yorumlarıyla öğretilerini harmanlamışlar. Hı hı. Kim onlar? Cürcani ve İbn-i Zeyle. Ya çıkarsa? Gelebilir evet, hocam. Sağ olun. Ekberlik. Bir kere hocam Ekber büyük demek. Ve Muhittin İbn-i Arabi. Hocam ünvanı ne? Şeyhlerin şeyhi. Bakın dostlarım buradan hiç soru sınavda çıkmadı. O yüzden geniş veriyoruz. Şeyhlerin şeyhi. Tasavvufi ve fikri bir harekettir hocam. Vahdedü vücut. Allah'ın varlığını bulmak için. Hı hı. Hocam nerede? Allah. Nerede hocam? İçinde diyor değil mi? İnsan ilişkisi. Sadreddin Konevi. Hocam bir bilgi sunalım öğrencilerimize. Ahmet Yesevi'den hocam başlayan düşünceler, tasavvuf Muhittin Arabi'ye geçiyor. Oradan da hocam Sadreddin Konevi'ye. Allah insan ilişkisi hocam. Vahdet-i vücut. Hocam bu yol nereye gidecek biliyor musunuz? Mevlana'ya gidecek hocam. Mevlana. Düşünme, düşünme, düşünme. Tabii, tabii. Ve maturidilik. Hocam bu bir malum bir inanç, sistem, düşünce ama çok yaygın bir mezhep. Ameli mezheplerin içindedir. Ebu Hanife ve hocam Maturidi'nin akaid ve kelam. İslam felsefesi hocam. Görüşler, düşünceler, hı-hı, sünnet. Sözler ışığında ortaya sundukları hocam. Sünni kelamın, sözlerin, eylemlerin iki kolundan biridir hocam. En çok nerede yayıldı? Orta Asya'da. Ve Anadolu'da. Türk kültüründe hocam ciddi ağırlığı vardır. Hocam Sünni'nin hemen hemen temeli Maturidi mezhebi inancı sistemidir hocam. Evet buyurun. Gönderdim hocam. Buyurun işte abi. Gönderemiyorum hocam. Gitmek istemedi. Hocam yeni eşarilik. Şunu şöyle alayım. Bunlar tamam soru yok ama yine de hocam koyduk buraya. Hı hı. Eşari kelamının sözlerinin Fahrettin Razi ile zirveye çıkmasıdır. Yani hocam yeni eşariliğin modernleşmesini kim sağlamış? Razi. Razi. Metafizik. Metafizik ne hocam? Fizikle anlatılamayan, inançla anlatılan demek değil mi? İbn-i Sina'nın öğrencilerinin felsefesine hocam cevap veren bir felsefik yorum hocam. Soru çıkmasa da bilgi vermemiz gerekiyor. Bilelim hocam, bilelim. Hocam tabii. Mutezile, Mufezile. Vasıl Ata, Amr bin Ubeynt. Akıl ile hocam Nas. Nas ne demek hocam? Doğuş değil mi? Hı hı. Nas. Akla uygunsa hocam kabul edeceksiniz diyor. Bir ayetle hocam akıl çelişirse diyor akıl üstünlüğü hocam lütfen görün diyor. Hocam zaten ayetler diyor neyin üstünlüğüdür diyor? Aklı. Herhalde onun yansımasıdır diyor. Gönder hocam. Buyurun üstadım. Eşarilik hocam el-Eşari. Sünni hocam kelam mezhebidir.
maturidilik vardı ya hocam, onun gibi aynı. Tanrı'nın, Allah'ın zorunlulukla fiil yapıp yapmadığını tartışmasıyla hocam doğdu. İşte bakın, maturidilik zirvesiyle hocam zirveye taşındı. Buyurun üstadım. İslam alimleri soru çıkar mı? Hocam, çıkacak olanlar zaten belli. Örnek Farabi. Görmüşsünüz zaten. Taberi, tefsir hocam. Tefsir üstadı. Ya çıkarsa? Hocam Heysem, özellikle hocam optik Kitab-ül Menazir. Farabi hocam biliyoruz, daha önce bahsettik zaten. İbn-i Sina anlattık. Rüştü hocam anlattık. Felsefe. Aristoteles felsefe zirveye taşıyan insandı. Demin anlattık hocam. Muhyiddin Arabi Hikmet İncileri kitabını yazmış. Felsefeden. Ve İbn-i Fadlan Seyahatname hocam. Kim anlatıyor en çok? Türk ülkelerindeki yaşayışı anlatıyor üstadım. Evet. Şimdi müthiş bir hocam etki tepki. İslam uygarlığı Avrupa'ya taşındı. Neyle? Adamlar İslam dünyası akıl akın geldi ve İslam uygarlığını almaları onlar için biçilmiş kaftan oldu. Seferler neyi hocam canlandırdı aramızdaki? Akdeniz ticaretini. Hocam İslam fetihleri İspanya'ya kadar gittiği için Kurtuba denilen yerlerde ne kurduk? İslam medreseleri. Ve Avrupalılar geldi, eğitim aldı. Tercümeler, tanışma, görüşme. Avrupa'nın hocam İslam uygarlığına girmesini, tanımasını, görmesini alıp kendine uyarlamasını tanımış oldu. Zaten derler ki Rönesans hareketlerinde iki tane hocam İslam'ı etki vardır. Bir, 1453 yılında İstanbul'un fethiyle beraber bilim adamları nereye gitti hocam? İtalya'ya. Rönesans'ı başlattı. Öteki ne? Endülüs Emevilerinin kurduğu Kurtuba gibi medreselerde Avrupalılar çocuklarını yolluyor. Bilimi, eğitim oluyorlar. Öğretimi, uygarlığı görüyor. Geliyor adam kendi vatanında aynısını yapıyor hocam. O yüzden Avrupa'ya taşındı. Ve kimden etkilemiş hocam Batı'yı? İmam Gazali. Tabii felsefe adını özellikle. İspanya'da İbn-i Rüşd. Felsefe. Tıp felsefe. İbn-i Sina. Hocam tamamen tıp felsefe müzik. Değil mi? Biruni. Ebu Reyhan el-Biruni. Demiş ki hocam Gazali Mahmut onun için sarayımın en değerli hazinesi. Hocam kitabın adı var. O da bizden olsun. Asarül Bakiye. Ölmez eser. Geometri, matematik, astronomi hocam. Nasreddin Tusi. Hocam o da astronomi. El Cezeri. Hocam muhteşem. İlk sibernetik uzmanıydı hatırlayın. Daha önce derslerde bahsettik. Robotik. Robotik hatırladım. Haberleşme hocam. Haberleşme. Ve alıp hocam ne yapmışlar? Robotik etkilemek. Biraz etkilemek ve tamam kelime güzel ama etkilemek değil hocam. Adam zirveye taşımış ya. Robotik. Helal olsun yani. Helal olsun. Öyle hocammış. İslam sanatı hocam. Çıkarsa hocam. Çıkarsa. Evet hocam. Bu da yeni bilgilerden biri. Tescip. Hocam süsleme demek. Süsleme zaten. Kur'an-ı Kerim'in etrafını hocam şu satırları altın tozuyla, boyayla hocam beziyorsunuz. Kitap. Ustalarına da hocam müzehip deniyor. Hat yazı demek zaten. Çizgi. Resim zevkinin yazıya, sanata yansıması. Hattat. Güzel yazı değil mi? Hattat deniliyor. Kesinlikle üstadım. Derler ki Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi. Doğrudur. Nerede okundu? Okuma güzelliği. Mısır Eser Üniversitesi'nde. Nerede yazıldı? Güzel yazı İstanbul'da hocam. Osmanlı'da. Hat sanatı değil mi? Ve minyatür hocam. Küçük boyutlu resimler. Minimum adından türedi. Minimum ne hocam? Kırmızı renk veren kurşun oksidin adı. Minyatür çizen ressamlara nakkaş ya da musavvir deniyor. Küçük resim, yazı, süsleme hocam. Tesip, hat, minyatür. Ve geliyor. Geldi. Ebru var değil mi hocam? Günümüzde de hala çok sık kullanılıyor hocam, hocam bunlar ya. Hocam bunlar çok güzel sanatlar. Evet Ebru. Kağıt üzerine hocam bulut gibi. Ebri. Hocam Farsçadan gelen ciltçilik kitap kapağı hattatlıkta hocam kullanılıyor. Ve mimari tabii ki. İlk mimari Mescid-i Nebevi ile hocam başladı. Nerede? O da bizden. Medine'de Emevilerle Şam'daki Şam Emevi Camii ile zirveye taşındı. Ne yaptınız kazandı? Nokta.
ve böylelikle noktayı da koyduktan sonra bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Esen kalın.